Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Biliyor musunuz bilmiyorum ama geçen hafta Türkiye'deydim ve Türkiye'ye bir yılın sonunda iş güç sebebiyle kısa bir ziyarette bulundum. Ve Türkiye'ye bir senenin sonunda geldiğimde ülkeyle alakalı son bir yılda gerçekleşen gelişmeleri yerinde gözlemleme şansı elde ettim. Bazen böyledir. Bazen olayları, gelişmeleri, arada geçen zamanda olanları daha net görebilmeniz için olaya dışarıdan bakmanız lazımdır ve böylece olanları, hani içinde bulunduğunuz durumu pek iyi tespit edemeseniz de dışarıdan baktığınızda daha net, daha güzel görme şansı ve bakış açısı sağlarsınız. İşte benim olayım da böyle oldu. Türkiye'ye dışarıdan gelip ve özellikle ekonomik kriz sürecinden sonra gözlemlemem Türkiye ile alakalı bazı tespitler yapmama neden oldu ve ben bu tespitleri sizde bu videoda dilim döndüğünce, aklıma geldiğince paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemem lazım arkadaşlar. Türkiye'de ne kadar ekonomik kriz olursa olsun çok büyük bir hız var. Yani inanılmaz derecede bir hız, ekonomik olarak bir hız, üretim olarak bir hız, insanların enerjisi olarak bir hız. Yani bu hızı Amerika'da görmenizin imkanı yok veya diğer bir Avrupa ülkesinde görmenizin imkanı yok. Size bunun garantisini verebilirim. Bu belki de nüfusumuzun gerçekten genç olmasıyla alakalı bir durum. Bu beni çok etkiledi. Yani dışarıda uzun süre kaldıktan sonra Türkiye'ye geldiğinizde herkesin bir şeyler, yani bir yerlere yetişme telaşı ve bir şeyler yapma telaşı, bir şeyleri tutturma telaşı çok ilginç ve olumlu olarak yorumlanabilecek bir durumdu benim için. Ama diğer tarafta bunun da getirdiği bir negatif etkiyi de sizlere paylaşmam lazım. Arkadaşlar toplum olarak giderek vahşileşiyoruz. Yani ben kapitalist bir insanım. Kapitalizme inanıyorum. Fakat Türkiye'deki o vahşilik, Türkiye'deki o ayakta kalma mücadelesinin verdiği vahşilik ve hırs ve gözü dönmüşlük beni korkuttu doğrusunu söylemek gerekirse. Ne demek istiyorum? Aslında şunu demek istiyorum. Buna benzer ülke dünyada var. Çin de buna benzer. Çin de kendi kültürel değerlerini yavaş yavaş kaybedip kapitalizmin o vahşi doğasına halkını kaptırmış ve ayakta durmak için insanların o vahşi mücadele sürecini çok hızlı bir şekilde yaşayan bir ülke. İşte Türkiye'de birazcık bence Türk toplumu da bu duruma kendini kaptırmış halde. Bakın birazcık açık konuşacağım. Lütfen beni yanlış anlamayın. İzin verin bu konuşmamı yapmama. Şuna tanıklık oldum arkadaşlar. Ekonomik krizden sonra, ki ben bunu ekonomik kriz gelmeden önce yapmayın etmeyin diye uyarırken bu tür olaylara şunu söylemiştim. Ekonomik kriz Türkiye'ye çok şey kaybettirir. Riske atmayalım. İşte bu Rahip Brunson süreci falan filan, bunlar boş beleş şeyler. Biz ekonomiye odaklanalım. İşte Türk gençlerinin yaşam standartını riske atmayalım tarzında yorumlar yapmıştım. O zamanlar herkes şöyle diyordu. Serkan, biz paraya işe tamah etmeyiz. Biz milliyetçi ayakta kalırız. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz falan filan. Ama şimdi Türkiye'ye gelip gördüğümde şunu gördüm. Eskiden bilirsiniz Rus nataşaları vardı. Rusya'nın ekonomik kötülüğünden, durumundan dolayı Ruslar Türkiye'ye hayat kadınlığı yapmaya gelirlerdi. Binlerce, yüz binlercesi. Dünyanın her yerine bu şekilde gitmişlerdi. Ve biz de hani şey zannederdik, Türk milleti böyle zannederdi. İşte Ruslar çok herhalde karaktersiz veya kötü bir millet ki böyle kadınları böyle işler yapabiliyor, hayat kadınlığı falan filan yapabiliyor diye bu işi milli bir duruma, işte millete, Rus milletine'nin karakterine atfederdik. Ama durum öyle değil. Durum Rusların, Rus kadınlarının, Rus gençlerinin çektiği ekonomik sıkıntılarla alakalıydı. Fakat bugün günümüze geldiğimizde yüz binlerce üniversite okuyan Türk kızının ne şekilde ekonomik sıkıntılar çektiğini ve bu ekonomik sıkıntılardan dolayı kendiyle alakalı, kendi namusuyla alakalı, kendi şerefiyle alakalı olayları ne kadar geri plana ittiğini gözlemleyebiliyoruz. Yani çok açık olmak istemiyorum ama ne demek istediğimi de anlamanıza lütfen rica ediyorum. Anlayın bunu. Açık olmasam da arkadaşlar şu anda çok inanılmaz derecede Türk kadınları hayat kadınlığına kendini pazarlamaya kadar olayı götürmüşler ve bu artık binlerle, hani eskideki gibi genel evlerdeki gibi 1000, 2000, 3000 de değil, artık 300-500 lira için
gencecik Türk kızları yüz binlercesi birilerine metres olmayı, birilerine sugar dedi aramaya işte veya günübirlik eskortluk yapmaya başlamışlar. Bunun asıl sebebi nedir? Bunun asıl sebebi ekonomik krizdir. Sen bu gençlere iş veremezsen, sen bu gençlerin geleceğine bir garanti veremezsen, bu gençleri aynı Rusya'nın zamanında çektiği gibi ekonomik darboğaza sokarsan, bu gençler bu kadar vahşi kapitalizmin olduğu ortamda, bu kadar Instagram'da hava atmanın, işte lüks yarıştırmanın kültürel bir zemine oturduğu yerde, işte kendini böyle pazarlama sektöründe ne yazık ki buluyorlar ve ben bunu hükümetin üzerine sorumlu olarak, onların sorumluluğu olarak bu durumu görüyorum. Her ne kadar onlar görmezden gelseler de. Bu benim gözlemlediğim olaylardan bir tanesi. Yani evet, kapitalizmin iyi yanları da var, kötü yanları da var ama Türkiye şu anda vahşi kapitalizmin en büyük erozyonunu kültürel olarak hissediyor. Ve bu giderek büyüyen bir kar topu, bir çığ gibi. Bunun önüne nasıl geçilecek? Bunun önüne şöyle geçilecek. Ekonomimizi düzeltmeye çalışarak, gençlere umut vererek, gençleri bu yola, yani eğitimli, üniversiteli gençler dahi bu işe zorunlu kalıyorsa, 7 milyon üniversite öğrencisinin her yıl 1 milyon üniversite öğrencisine yakın insan mezun oluyorsa, ki bunun işte 400-500 bini kadın diyelim, kız diyelim. Bunlar ne olacak arkadaşlar? Bunlara siz bir gelecek sunmazsanız, ne yazık ki Türkiye gelecekte dünyaya hayat kadını ihraç eden bir ülkeye dönüşür yani. Bakın bugün Türkiye'de buraya doğru bir gidişat var. Bunun tek sebebi de ekonomik bu buhran. Bunu aşmamız gerekiyor. Bunu aşmamız gerekiyor. Bunu nasıl aşacağız? Bunu arkadaşlar Batı ile aşacağız. Bunu artık Doğu'dan, Çin'den, Rusya'dan ekonomik umut arayarak aşamayız. Bunu Batı, Amerika, Avrupa sermayesiyle, bolluğuyla aşmamız lazım. Eğer ki böyle değil, hayır biz Avrupa karşıtıyız, biz böyle Batı karşıtıyız, Amerikan karşıtıyız hayallerine devam edersek, yarın öbür gün bugün nasıl fabrikalarımızı Çinli firmaların satın aldığını görüyorsanız, otoyollarımızı, köprülerimizi, enerji firmalarımızı Çinlilerin göz koyduğunu ve aldığını görüyorsanız, yarın öbür gün Türk kadınların Çinlilere başka türlü hizmet ettiğine de tanıklık edebiliriz. Bunu söylemek, konuşmak çok onur kırıcı, acı ama Türkiye'de bununla kimse yüzleşmek istemiyor, bunları kimse görmüyor. Benim Türkiye'de son ziyarette gördüğüm olaylardan negatif yönlü şeylerden bir tanesi buydu. Bunu söylemem lazım. Diğer tarafta gençler çok heyecanlı. Gençler bir şeyler yapmak istiyor. Bu umut arıyorlar. Yurt dışından, yani şu o, ya o kadar boştalar ki, o kadar kahveler dolup taşıyor ki, o kadar gençler ne yapacağını bilmiyorlar ki, üniversite mezunu, lise mezunu, ne yapacağını bilmeyen, meslek yüksek okulu mezunu, o kadar çok genç var ki, hepsi enerji dolu, hepsi bir yere patlamak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor ama bunlara yol gösteren yok. Çünkü siyasetçiler bunlara siz durun Osmanlıcılık, siz durun işte Atatürkçülük, işte Atatürk heykeli falan, böyle işte cami dikelim, cami yapalım kafasıyla böyle bu gençleri oyalamakta çok marifetliler ve gençler istemiyorlar. Bunlarla artık sıkışmak istemiyorlar. Dünyaya açılmak istiyorlar. Dünyaya iş yapmak istiyorlar. Fakat bunu gösterecek siyasi bir otorite, siyasi bir erdem, siyasi bir vizyon yok. Ne yazık ki bu döngü devam ediyor ve ben bunu gördükçe kahroluyorum. Onlarca, yüzlerce genç benimle iletişime kurup, abi yardım et, abi bir şekilde umut ver, dışarıya çıkalım, bir şeyler yapalım isteği yanıp tutuşuyor. Ben elimden geldiğince yardımcı oluyorum ama tek başıma ne kadar yardımcı olabilirim? Burada ticaret odaları, burada üniversiteler, burada ne bileyim ticari ataşeler, konsolosluklar, bürokrasi, işte Sanayi Bakanlığı veya ne bileyim Ekonomi Bakanlığı, bunlar ne yapıyor? Bunlar gençlere niye ulaşamıyor? Bunlar gençlere niye umut veremiyor? Niye yol gösteremiyorlar? Ben bilmiyorum. Siz sevgili dostlarım biliyorsanız bana anlatın. Evet sevgili dostlarım, çok uzatmak istemiyorum. Havada soğuk. Videoyu burada keseceğim. Bu 10 günlük Türkiye ziyaretime, kısa ziyarette Türkiye'de neler gördüğümle alakalı 1-1,5 seneden sonra bazı fikirlerim var. Bunları size anlatmaya devam edeceğim. Lütfen takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik sevgiler.